Sultan Murat. İşittim ki şanla şöhretle dönmüşsün. Nöbetçiler o büyük, muhteşem zaferini perçinlemek için şenlikler tertip ettiğini söylediler. Oysa ikimiz de biliyoruz ki vicdanını bastırmak için yaptın. Bir kardeş katili olarak dönmek zor. Doğru. Sen kendi evladının kardeş katili olarak dönmesini yeğlerdin. Değil mi? Sen bir kardeşten fazlasısın Murat. Zalimsin mesela. Zorbasın. Hal böyleyken senin katlin, adaletin tecellisi olurdu ancak. İhanet değil. Seninle konuşacaklarımız var. Tahmin edeyim. Hesabıma çalışan paşa kim? Onu öğrenmek istiyorsun. Kim? Neden bu kadar dert ediyorsun ki? Şehzadem artık yok. Ben de o merak ettiğin paşa da senin için tehdit değiliz. Lakin validen için aynı şeyleri söyleyemem. İstediği oldu. Bayezid'den kurtuldu. Kasım'ın önünü açtı. Kaybettiği tahta bir adım daha yakın artık. Ağlar. Ne yapacaksın? Öldürtecek misin beni? Hiç durma. Ben öleyim zaten. Ben seni neden öldüreyim Gülbahar? Öldürmek sana mükafat. Yaşayacaksın. Burada. Bu zindanda evlat acısıyla kahrolacaksın. Zira evladını sen attın benim önüme. Onun ölümüne sen sebep oldun. İşte bu hakikat yüzlerce mum olup kalbinde yanacak. İnan bana. Bir tanesi bile sönmeyecek. Bekle. O paşa kim söyleyeceğim sana. Lakin karşılığında bir talebim var. Söyle. Bayezid. Kimsesizler gibi ıssız bir yere defnedilmiş. Al onu oradan. Babasının Ahmet Han'ın türbesine götür. Oraya defnedilsin. Ve soysuz köpek! Demek bunca zamandır burnumuzun dibinde saklandın. Dilaver Paşa denen hain dini devlet bana karşı tertip edilen suikastın içinde yer almış. Gülbahar Sultan itiraf etti.
Mustafa Paşa. Hünkârım. Şehzade Bayezid defnedildiği yerden çıkarılsın. Merhum babam Sultanahmet'in türbesine defnedilecek. Emredersiniz hünkârım.